Herkese merhabalar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Altın analizimize başlıyoruz. Ancak haftanın sonu olduğu için beyaz arka planda yapmaya çalışıyorum. Orta ve uzun vadeli analizleri dolayısıyla haftalık ve aylık durumunu inceleyeceğiz altın grafiğinin hem ons bazında hem de gram bazında. Bugün 13 Aralık Pazar günü akşam 7.30 suları. Şimdi hemen ons tarafından başlayalım. ONS tarafından öncelikle aylık grafiğe bakıyorum. Aylık grafikte biz ne demiştik? Geçen ay itibariyle 1880'lerden düşüş trendine girdik demiştik. Bakın şuradan. Evet hafta sonu olduğu için birazcık yavaş anlatabilirim diye düşünüyorum. Zamanımız biraz daha var çünkü. Bakın bu noktadan sonra düşüş trendine girmiştik arkadaşlar bunu söylemiştik. Yani şu büyük trend yaklaşık olarak 1280'lerden başlayan yükseliş hareketinin 2079'lara kadar gitmişti dolarlara kadar sonrasında da 1880'lere kadar bir düzeltme hareketiydi ama 1880'lerin altında kalması kalınmasıyla beraber aylık bazda düşüş trendine 1880'lerden girdiğimizi aktarmıştık Kasım ayında. Şimdi bu ay Altta şu malum pembe bir ortalamamız var hem onun yakınlarından geçtiği için 1750 civarından bir seviyeden geçiyordu hem de Fibonacci olarak önemli bir nokta olduğu için şöyle gösterelim onu da evet bakın 1765 noktası bizim için önemliydi tam o noktadan döndü arkadaşlar ve bakın Fibonacci seviyelerine oldukça oldukça uyumlu gözüküyor ve buralarda 1885'lerde bizim neydi? Aslında kabaca Kasım ayında altında kalıp da bizim düşüş trenini başlatan bölgeydi arkadaşlar. Evet şimdi bu bölgeden bir miktar yukarı doğru tepki alımları geldi aylık bazda yani Aralık ayı içerisinde. Ama ne diyoruz arkadaşlar? Bunu geçen hafta da söylemiştik. 85 üzerinde kapatmadıkça Aylık bazdaki düşüş trendini devam ettirir diye söylemiştik. Şu an için bir toparlanma olsa da yani şöyle e, illa ki şu noktada destek görürse yukarı doğru gitmek isteyecektir. E, öncelikle burada dirençlerimiz var. Haftalık bazda ve günlük bazda e, hatırlarsınız 1850'nin bize direnç olduğunu bakın şurada 1848 e, hangi ay? Eylül ayının dip noktası Orası bize destek olmuştu, şimdi de direnç oluyor. Dolayısıyla böyle patır kütür 1880'lere de gidemiyor. Bu gitmeyecek anlamına gelmiyor. Gelecek ayda gidebilir. Onu takip etmeye devam edeceğiz. Ama düşüş trendinde miyiz? Evet, şu an için düşüş trendindeyiz. Çünkü biz 1200'lerden 2000'lere geldik. Yaklaşık 800 dolardan bir fazla bir yükseliş vardı. Buradan da 2000'lerden 1700'lere geldik. 200-300 dolarda düzeltme olması normal. Tekrardan eğer şu pembe ortalamaya tutunur yani 1765 artık bundan sonra dip olursa bunun koşulda buradan tekrardan yükseliş trendine geçmemiz olur. Bundan sonra tabii ki hedeflerimiz üst seviyeler olur. Örneğin 1970, 1890'dan sonra 2070'ler olur ama şu an için erken arkadaşlar. Öncelikle bu düşüş trendinin tepki yükselişi mi yoksa bu tepki yükselişini yapıp yoksa daha da altlara mı gidecek? Yani şu şekilde... Daha da atlarım bunu anlamamız gerekiyor. Şu an için indikatörlere baktığımızda Aşağı doğru eğilim devam ediyor dolayısıyla Sadece kısa vadede bir toparlanma var Dolayısıyla arkadaşlar belli bir durum yok Düşüş trendinde olduğu için uzun vadeciler açısından ben çok Parlak olduğunu düşünmüyorum Elinde olanlar tabii ki ne yapacağım diye sorabilirler ama Yatırım tavsiyesi olmadan e, neyi söyleyebilirim arkadaşlar şunu söyleyebilirim şimdi şurada satmadıysanız şurada satmadıysanız e, Artık şu noktada satmanın e, 1765'te satmanın Manası yoktu artık geçmiş tarih olduğu için konuşabilirim e, 1765'lerde e, satsaydınız aş, Daha da aşağıya hani e, hep pompalıyorlar ya 1600 olacak 1650 olacak diye hep korkutuyorlar e, Siz oraya doğru gidecek zannediyorsunuz sonra bu direnç noktasından bir yukarı dönüyor en azından Şimdi buradaki olay 1850 veya 1880'lerden geri dönerse e, burası bir, burası artık bir satış fırsatı olacak. Onu o zaman değerlendirmek gerekiyor. Ama 1890'ların üzerine çıkarsa da artık e, burası da yükseliş trendi için belki e, bazıları için giriş noktası olur. Veya 1765'lerden e, alım yapıp yukarıları hedefleyen olabilir olabilir arkadaşlar. Bu şekilde e, ufak bir gösterge yapalım arkadaşlar. Şimdi... Buradan düşüş trendini tekrardan çizersek bunu geçen hafta da yapmıştık. Gördüğünüz gibi bu ayın tepe noktası düşüş trendinde 1930'lar gözüküyor. Biz öncelikle 1950'lerde takıldık şu an. 1960'lara kadar hatta yüksek 1975'lere kadar. Evet bu ay görsek de şu an için 1930'lar uzak gözüküyor. Peki gelecek ay Ocak ayında zaten 15 gün civarında bir zaman kaldı. Oranın tepe noktası nereden geçiyor? Bakın arkadaşlar 1890'lardan geçiyor. Burası neydi? Bizim Bir önceki destek Noktamızda orası kırılmıştı Bakın Yine Gördüğünüz gibi 1885'te Ocak ayının tepe noktası yani şu düşen tepe noktası çakışıyor Dolayısıyla burada bir karar vereceğini düşünüyorum Ocak ayı içerisinde 1885'leri geçersek Eyvallah deyip yukarı doğru Gitmeye hedefleyeceğiz çünkü orada e, ciddi bir marj var 200 dolarlık bir marj var. marj var. Eğer buraya geçemezse hızlı bir düşüşle beraber Tekrardan 1765 e, Burada tutunabilirse ikili Dip yapmaya çalışacak e, Burada 10 saltın o da tutmazsa bu sefer Artık e, daha alt noktaları hedefleyebiliriz bu alt noktalar İlki 16, 1680'ler Uzun vadede karşımıza çıkıyor ama şu an için arkadaşlar sizin takip etmeniz gereken iki tane nokta var. Birisi 1765, biri de 1885. Bu kanal içerisinde, burasını üçüncü kat burasını da ikinci kat diyelim. İkinci katla üçüncü kat arasında e, bu ay içerisinde hareket etmesini bekliyorum. E, gelecek ay içerisinde de e, öyle gözüküyor. E, çok ani bir gelişme olmazsa, bu 1765 ile 1885 arasında hareket etmesini beklemek gerekiyor diye düşünüyorum uzun vade aylık baz açısından. Evet oldukça uzun konuştuk. Artık hızlıca diğer haftalığa da bakabiliriz. Haftalık bazda arkadaşlar burada durum birazcık daha iyi gözüküyor. Şöyle bir düşen trendi çizdiğimizde. Bir tepki yükselişini bakın buradan geldiğini gösteriyor bize. Ancak bu tepki yükselişinin ben yükseliş trendine döndüğü konusunda henüz ben karara varamadım arkadaşlar. Benim değerlendirmelerime göre... Gelecek hafta kabaca 1850'lerin önemli olduğunu düşünüyorum. 1850'lerde günlük bazda zorlanmıştık. Bakın orası da neresi oluyor? Daha düzgün bir çizgiyle çizelim. Evet bu bölge bunu da hatta kırmızı ile çizelim. Bakın kırmızı olmadı. Yeşil olsun. Neyse alttaki karşılaş karıştı biraz ama şimdi arkadaşlar bu yeşil bölgenin üzerine kapanış yapmadıkça bakın 1850'lerin üzerinde kapanış yapmadıkça gelecek hafta e, bu yükseliş trendine giremeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan şu an için 1820 20 civarının üzerinde kalmamız güzel ama e, ben biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum gelecek hafta ee, yukarı doğru tekrardan 1850 denemesini beklerim arkadaşlar bu grafiğe göre Altta da 1820'leri taban yapmaya çalışacaktır Şuradan da bir bakalım Fibonacci desteği de karşımıza çıkacak mı Evet 1820 desteğini burada görüyorsunuz yani Biz gelecek hafta 1820 ile 1850 arasında Hareket etmemiz beklenir normal şartlarda eğer 1850 üzerine çıkarsa burada yükseliş trendine girme söz konusu olur. 1820'den altında kapanış yaparsa bu sefer 1800 ve daha alt noktalara doğru hedefler gelişebilir arkadaşlar. Buna karşın dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Evet göstergelere baktığımızda aslında burada 50 bandının altındayız. Bu olumsuz bir durum ama göstergelere baktığımızda yavaş yavaş burada bir toparlanma belirtileri var bu toparlanma belirtilerinde dediğim gibi 1850 ilk direncimiz sonrasında da burada 1875'ler var arkadaşlar. Buraya da dikkat edilmeli diye düşünüyorum ben. Şimdi burada bir özetimizi yapalım sonra da gram tarafına geçelim. Ons aylıkta düşüş trendi 1885 altında kaldıkça devam. Destek 1765, 1700 30'lar var. Sonra uzak tarafta da 1685'ler var. Direnç 1885 diyelim. Ee, 1850'yi de yazalım 1850. Çünkü orada da bir ortalamamız var. Ee, ons haftalıkta ise tepki yükselişi başladı Gelecek hafta 1850 üzerine çıkarsa yükseliş trendi başlayabilir destek 1821 direnç 1850 diyelim arkadaşlar 1875 de yazalım buraya bir de desteğin ee, 1805'teki, 1806'daki ikinci desteği de yazalım. Şunu da alta atalım daha güzel olsun. Her zaman yaptığımız gibi anlaşılır olsun. Evet, buradaki özeti yaptık. Bunu kaydediyorum. Şimdi gram tarafına geçebiliriz. Gram altına geçtik. Gram altında da Evet, aylık bazda düşüş trendine girdik demiştik. Nereden arkadaşlar? 482'den aylık bazda Düşüş trenine girdiğimizi Kasım ayı içerisinde sizlere aktarmıştık geçmiş Videolardan bunu bulabilirsiniz arkadaşlar Şimdi burada göstergelere baktığımızda tutunduğumuz noktanın ben RSI tarafındaki bölge olduğunu düşünüyorum Şu noktaya bakın 1 2 3 yine Şu 70 bölgesinden alttan destekleri çizersek Oraya tutunmaya çalıştığımızı görüyorum bakın Şöyle Belki de şöyle bir çizgiyle ile beraber e, yukarı doğru desteği de çizebiliriz arkadaşlar. Burada tutunmaya çalışıyoruz arkadaşlar ama e, şu an için tekrardan yükseliş trendine geçtik demek doğru olmaz. Yine ons altında olduğu gibi bir tepki yükseliş gelmiş. Bakın e, iki ortalamanın da geçtiği burada 470 ve 473 bölgesi var. E, biz oraya 473 ve 470 seviyelerini yazalım. Evet bu seviyelere doğru bir tepki yükselişi olsa da Halen düşüş trendinin ben devam ettiğini düşünüyorum arkadaşlar. Burada da destek noktasının e, aylık bazda 445'lerde olduğunu görüyorum ben şu an. E, en düşük 440'ları gördük bakın burada bir desteğimiz vardı 5'lerden geçiyor sarı olunca göremedim. 435'ler burası da ayrıca e, buranın dip noktasıydı. Buraya kadar düşme potansiyeli vardı arkadaşlar. E, halen 430'lara kadar düşme potansiyeli olduğunu ben düşünüyorum. Destek olarak burada mavi ortalama destek olacaktır. Bir üst bölgede de 445'ler var arkadaşlar dediğimiz gibi. Ama üst tarafta da 470-473'ler bize direnç olacaktır. Peki Fibonacci olarak da bunu kıyaslayalım. Şuradan. Evet koyduğumuzda arkadaşlar 479'lar gözüküyor. Dolayısıyla e, burada ortalama dirençleri karşımıza çıkıyor. E, Fibonacci'den ziyade şöyle de bir bakalım geçen hafta yapmıştık ama hatırlayamadım ben. 475'lerden, 476'lardan geçen bir ortalama var. Dolayısıyla biz şöyle diyelim. E, aylık bazdaki özetimize geçmeden önce, haftalık bazdaki özete geçmeden önce aylık bazı da buraya yazalım. Aylık gramda düşüş trendi devam ediyor. 475 altında kaldıkça diyelim. Destek 445 430 direnç 470 475 şuna 471 de diyebiliriz çünkü hareketli ortalama değişebiliyor bunu kaydediyorum şimdi haftalık baza geçebiliriz. Şimdi haftalık bazda biraz daha olumlu bir tarafa geçebiliriz arkadaşlar şimdi neden ilk güzel bir görüntü altın kesişme diye adlandırdığımız bazılarınız biliyordur. Bakın siyah ve mavi ortalama burada bir kesişim oluşturmuş İkisi de hemen hemen aynı noktada Birazcık daha bir hafta daha süre daha lazım arkadaşlar buradaki yükseliş trendine girmek için 460 seviyesinin üzerinde eğer Biz gelecek hafta kapatabilirsek Burada yükseliş trendine haftalık bazda geçebiliriz Bu iyi haber kötü haberse arkadaşlar bakın burada ee, yine Ons'ta günlük bazda anlattığımız gibi burada bir mayınlı bölge var arkadaşlar. Ee, 479 bölgesinde, e, 475 bölgesinde burada sıklıkla ortalamanın geçtiği noktalar gözüküyor. Yani biz haftalık bazda eğer gelecek hafta yükseliş trendine girersek burada ilk etapta bize 473'ler, e, 474'ler ve sonrasında da 478 bölgesi bize direnç oluşturacaktır. 479 değerimiz ona iyi ihtimalle. Yani buranın 479'ların geçilmesi çok kolay olmayabilir arkadaşlar. Buradan illaki bir miktar aşağı doğru salacaktır eğer yükseliş trendine girersek. Bunu da gelecek hafta tartışalım. Göstergelere baktığımızda bakın göstergelerde bir toparlanma burada da görüyorum ben. Hem kısa vadede hem uzun vadede arkadaşlar haftalık bazda gram altın sanki birazcık daha iyi gözüküyor. Onu söylemek istiyorum. Haftalık Granda tepki yükselişi geldi. 460 TL'nin üzerinde tutunabilirsek gelecek hafta yükseliş trendine girebiliriz. Yani 460 ile 474 arasında ben bir hareket bekliyorum. Bant aralığı bekliyorum. Destek 460, 451. Direnç 470. Sonrasında da 478'ler arkadaşlar. Burada 470'ler bize pardon 470'ler değil 473 473'ler bize e, bu haftada direnç oluşturmuştu. Gelecek haftada ben 473'lerin e, direnç oluşturabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, haftalık bazda da 460'ların e, üzerinde kalabilsek bu noktadan 460 seviyesinden de yükseliş tarafına geçme durumumuz olacaktır. Şu an 464 olsa da hafta içerisinde dalgalanacağını düşünüyorum. Ben 462-460 arasındaki bir bölgeye test edip Tekrardan yukarıda 474'leri test etmesini beklerim arkadaşlar ben. Evet anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir de e, bazıları e, yanlış anlamasın veya kafası karışmasın diye e, şöyle hemen çok kısa bir özet yapacağım. Aylık bazda düşüş trendindeyiz. Haftalık bazda düşüş trendindeyiz ama tepki yükselişine başladık. Gelecek hafta yükseliş trendine girme ihtimalimiz var. 460-62 civarından. Günlük bazda zaten biz düşüştürüyoruz. E, Biliyorsunuz en son verdiğimiz e, durum aşağı taraflıydı o da devam ediyor yani e, günlük bazı haftalık bazı aylık bazı e, hepsi birbirinden farklı trendler içeriyor bunları birbirine karıştırmayın arkadaşlar bunu söylemek istiyorum bir de ons tarafında değerlendirelim evet ons tarafında da çok hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Aylık bazda düşüş trendindeyiz. Tepki yükselişi geldi. Haftalık bazda tepki yükselişi geldi. Düşüş trendindeyiz. Günlük bazda düşüş trendindeyiz. Burada da ufak bir tepki yükselişi var arkadaşlar. 1850'lerde zorlanıyorduk. Evet, artık özetimizi de yaptığımıza göre videomuzu tamamlayabiliriz. Hoşça kalın, iyi akşamlar.